Dün akşamki ana haber bülteninin konuğu Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'tü bildiğiniz gibi. 6 Eylül'de başlayacak 667. Elmalı Yağlı Pehlivan güreşlerinin detaylarının konuşulduğu ana haberde gündüzleri güreş, akşamları ise konserleriyle festival havasında bir şenlik olacağı vurgulandı. Gündemdeki bir diğer konuysa Elmalı'nın Özdemir köyünde yaşanan pire sorunu oldu. Az önce haberimizi izledik. Evet. Siz de zaten... Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kanal V'ye ana haber bültenine konuk oldu. Gündemde tarihte bilinen ilk yağlı pehlivan güreşleri olan ve bu yıl 5-8 Eylül tarihleri arasında 667.si düzenlenecek elmalı yağlı güreşleri vardı. Güreşlerimiz inşallah bu yıl kıran kıran olacak. Çok güzel bir güreşler olacak. Kimler geliyor baş pehlivan olarak? Baş pehlivanların tamamı Elmalı'da. Çok iyi. Kırkpınar'ın rövanşı, Kırkpınar'da olan bütün pehlivanlarımız Elmalı'da. Zaten Kırkpınar'da da Antalyalılar vardı. Antalyalılar vardı. Antalya olmasa zaten Türkiye'de güreş olmaz. Evet. Ve bütün pehlivanlarımızla birlikte inşallah Elmalı'da Türk'ün ilk er meydanında seyircilerimizle buluşmaya inşallah hazırız. Şimdi birkaç baş pehlivanın paylaşımında gördüm, sosyal medya paylaşımında gördüm. Bazı kulüpler kapanmaya başlamış ama Antalya olabildiğince destek vermeye başlıyor. Evet. Gündüzleri güreşler devam ederken etkinlik kapsamında her akşam başka bir sanatçı İşte sahneye alacak. Siz de bu bunaltıcı Antalya sıcaklarından kurtulmak istiyorsanız 3, 4, 5, 6, 7 Eylül tarihlerinde hatta birkaç gün önce gidin, bölgenin insanların tamamı misafirperverdir. Hangi kapıyı çalsanız açarlar, misafir ederler. Gündemdeki bir diğer konuysa Elmalı'nın Özdemir köyünde yaşanan pire sorunu oldu. Geçtiğimiz günlerde bize ulaşan bir fotoğraf vardı. Evet. Bunu paylaştım. Siz de teşekkür ettiniz. Ben de size teşekkür ettim. Evet. Çünkü anında olaya refleksinizi hemen harekete geçirdiniz. Özdemir köyünde pire sıkıntısı evet. vardı. Evet. Arkadaşlar o fotoğrafları bir verebilir miyiz? Sosyal paylaşım sitesinde de biz de Twitter'da da paylaştım onu ama bu çocuklarımız da evet. köyde ciddi oranda pire vardı. Evet bu çocukların evet. tüm vücutları bu şekilde. Özellikle kurban bayramlarında maalesef hayvanlardan mı? Hayvanlardan dolayı bu evet. pire şikayeti daha önceki yıllarda da hep olmuştur, devam ediyor. Bu haberimizi aldıktan sonra ben ekiplerimizi, tabii ilaçlama ekibimiz Büyükşehir'e ait ama biz olaya sabahına müdahale edip ekiplerimizi oraya gönderip gereken müdahaleyi yaptıktan sonra çok şükür ki oradaki problemi çözdük. İl Başkanı Sayın Ahmet Aydın evet. bölgenin...